Pascal bizi diskoya götür. Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma önce yeşil sahalara damgasını vurdu, sonra karakolluk oldu. Üstelik bu olaya ucundan kıyısından Banu Alkan da karıştı. Fransa'da doğup Beşiktaş'ta olacak Nouma, İtalyan teknik direktör Nevio Scala liderliğindeki takımla 2000-2001 sezonuna fırtına gibi başlamıştı. Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nin iki ön elemesini geçmesinde büyük rol oynamış, taraftarın gönlünü, spor yazarlarının takdirini kazanmıştı. Ardından o kara gece geldi. Aslında Nouma daha önce de Beşiktaş'ın oyuncusuyken bir olaya karışmıştı. Sezonun henüz 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 1-0 yenik durumdaki takımın 2-1'lik galibiyete ulaşmasını golleriyle sağlamış, ancak karşılaşma sonrası bir kavgaya karışmıştı. Aynı maçın ardından rakip takımdaki arkadaşı Omar Dieng ile Kuruçeşme Nismet Bar'a giden Fransız golcü burada geç saatlere kadar eğlenmiş, Arto'nun şarkılarıyla sabaha kadar dans etmişti. Bar çıkışı kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen Milliyet gazetesi muhabiri Deniz Altuntaş'ın kamerasını elinden almak istemiş, "Fotoğraf yayınlanırsa başım kulüple derde girer, ben de sana bunu ödetirim" diyerek tehditler savurmuştu. O gece olay hızlıca tatlıya bağlanmış ve Nispet Bar'ın güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Nouma evinin yolunu tutmayı başarmıştı. Sadece bir hafta sonra Fransız yıldız karakolda sabahlamak zorunda kalacaktı. Pascal bu defa Ortaköy'deki Sign Disco'daydı. Gecenin sonunda gazetecilerden kaçmak için diskonun duvarından atlayan Pascal, arabasına binerken yakalanınca geri dönüp saldırıya geçti. Muhabirler golcünün tekme ve yumruklarından nasiplerini alırken, Hürriyet muhabiri Bülent Kaya da fotoğraf filmlerini vermemek için mücadele etmek zorunda kaldı. Gazetecilere küfürler yağdıran Pascal, polis tarafından zar zor Ortaköy Karakolu'na götürülebildi. Burada da rahat durmayan ve polislerle tartışan Nouma, öğlen saatlerine kadar karakolda kaldı ve sorgulandı. Bu arada gazeteciler Şişli Etval Hastanesi'nden darp raporlarını da almıştı bile. Adliyeye de sevk edilen ve savcı karşısına giderken pantolonundaki kan lekeleriyle dikkat çeken Nouma, "Ne yaptığımı bilmiyorum, çok üzgünüm" diye günah çıkarsa da şimşekleri üzerine çekmekten kurtulamadı. Futbolcusuna para cezası vermeye hazırlanan Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, "Herkes izin zamanı istediğini yapabilir ama gazetecilerle sorun yaşaması hoş değil, kendisini uyaracağız" diyerek kızgınlığını ortaya koydu. Beşiktaş Yönetim Kurulu birkaç gün sonra Akaretler'deki kulüp binasında bu konuyu tartıştı. Pascal'ın durup dururken kavga etmeyeceğini, çok üzgün olduğunu, olayla ilgili Scala'nın raporunu beklediklerini de söyleyen As Başkan Ahmet Hamoğlu, gazetecilerin de şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Beşiktaş taraftarı ise daha en baştan Nouma'nın yanında yer aldı. Olaya bakışları her zamanki gibi mizahiydi. O günlerin çok konuşulan Banu Alkan şarkısına gönderme yaparak yeni bir tezahürat oluşturdular. "Pascal bizi diskoya götür, götürmezsen götürürler Pascal" sözleriyle futbolcularını barlarına bastılar. Çılgın İstanbul günlerine tam gaz devam eden Pascal'ın ilerleyen zamanlarda imza attığı skandalları hepimiz biliyoruz, öyle değil mi?